Yunan hükümeti halkıyla karşı karşıya gelme pahasına Avrupa Birliği'nin ağır tasarruf önlemlerini kabul etti. 130 milyar euroluk kredi paketini bekleyen hükümete şok bir haber geldi. Söz yetmez, yazılı taahhüt verin denildi. Ayrıca Avrupa Birliği Komisyonu sözcülerinden Chantal Hughes, karşılanması gereken bir dizi şart var dedi. Daha fazla kemer sıkın ve bunun garantisini yazılı olarak verin diyen Avrupa Birliği'ne Yunanistan'da tepki büyük. Halk yine sokaklara döküldü, iflasa razıyız, Avrupa Birliği'ne hayır diye bağırdı. Arada kalan Yunan milletvekillerinin işi zor. Parlamentodan geçirdikleri ölüm kontratına yazılı taahhüt vermek istemiyorlar. İşte bu taahhüt gelmediği için 130 milyar euroluk kurtarma paketi sıkıntıya girdi. Euro grubu maliye bakanları toplanıp paketle ilgili kararlarını açıklayacaklardı ama toplantı iptal edildi. Gerekçe Yunanistan'ın istenilen tavizleri vermemesi. 20 Mart'a kadar 14.5 milyar euroluk borç ödemek zorunda olan Yunanistan, aksi halde iflasını önleyemeyecek. Bu gelişmeler olurken ülkenin ekonomik düşüşü de hızlanıyor. Ekonomi geçen yılın 4. çeyreğinde %7 küçüldü. Gayri safi yurt içi hasıla ise %16 düştü. Kemer sıkma politikaları bu durumu daha da kötüleştirecek. Yani halk yeni önlemlerle daha da fakirleşecek, işsiz sayısı artacak. Peki Avrupa Birliği bunu gördüğü halde neden intihar gibi önlemleri dayatıyor? Uzmanlara göre birlik Yunanistan'dan umudunu kesti, sadece bankaların ve yatırımcıların bu ülkeye verdiği borçları tahsil etmek istiyor. Ancak uzmanlar uyarıyor. Yunanistan tek başına batmaz. Domino etkisiyle birçok ülkeyi de yanında götürür, ortada ne Avrupa Birliği ne Euro kalır.